Mali analiz. Ünite 2. Dikey yüzde yöntemi ile analiz. Amaçlarımız, bu üniteyi tamamladıktan sonra dikey analiz tekniğinin ne anlama geldiğini tanımlayabilecek, dikey analiz tekniğinin diğer analiz tekniklerinden ne gibi üstün yanları bulunduğunu açıklayabilecek, bilanço ve gelir tablosunun dikey yüzdelerle analize nasıl uygun hale getirildiğini açıklayabilecek, dikey yüzdelere göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun yorum esaslarının neler olduğunu açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Giriş. Bilindiği gibi mali, finansal, tablo kalemleri birçok rakamdan oluşmakta ve rakamların kendi aralarında ve başka işletmelerle karşılaştırılması birçok açıdan güç olmaktadır. Bu nedenle finansal tabloların kalemlerinin ortak bir esasa indirgenerek analiz edilmesi bir zorunluluktur. Finansal tablo kalemlerinin oransal önemlerinin belirlenerek başka işletmelerin aynı şekilde hazırlanmış tablolarıyla karşılaştırılması, aynı zamanda işletmenin kendi içinde karşılaştırılmasına da olanak verecektir. Dikey analiz tekniğinde finansal tablolarda yer alan her kalem, aynı tabloda yer alan belirli bir kaleme veya toplama oranlanmakta ve bulunan yüzdelere göre ifade edilmektedir. Dikey analiz tekniğinin diğer adı, yüzde yöntemi ya da ortak paydaya indirgenmiş tablolardır. Bu teknikte, finansal tablolarda yer alan kalemin belirli bir toplam içindeki oranı hesaplanmaktadır. Örneğin, bilançonun yüzde yöntemine göre analizinde, bilanço toplamı 100 kabul edilerek her bir kalemin toplamı olan oranı hesaplanmaktadır. Ayrıca her kalemin ait olduğu grup içindeki payı da hesaplanabilir. Bu analiz tekniği, tek bir döneme ait finansal tabloların analizinde kullanılmaktadır ve bu nedenle de statik bir analiz türüdür. Ancak istendiği takdirde, yüzde yöntemine göre hazırlanmış birden fazla döneme ilişkin finansal tabloların karşılaştırılmasının yapılarak bu analiz tekniğine dinamik bir nitelik kazandırılabilir. Bu yöntemin diğer analiz tekniklerine göre aşağıda sıralanmış olan iki önemli üstün yanı bulunmaktadır. Bu analiz tekniğinde bilanço kalemlerinin toplam içindeki ya da ait oldukları grup içindeki nispi önemleri gösterilmektedir. Bilanço ve bilançodaki değişiklikler, salt tutar olarak gösterildiği zaman aynı endüstri kolunda yer alan işletmeler arasında anlamlı karşılaştırmalar yapmaya olanak yoktur. Bilançoların ortak bir paydaya indirgenmesi durumunda ise, aynı endüstri kolundaki işletmeler arasında anlamlı karşılaştırmalar yapılabilir. Dikkat! Dikey yüzdeler bilançoda yer alan aktif ve pasif kalemlerin nasıl dağıldığına ilişkin olarak ya da gelir tablosundaki kalemlerin net satışlar karşısındaki dağılımının incelenmesi açısından analize yardımcı olan bir analiz tekniğidir. İşletmenin varlıklarının ve kaynaklarının dağılımını göstermesi açısından önemlidir. Ancak söz konusu dağılımın kesin bir şekilde iyi veya kötü olduğu ve bu dağılımın sonucunun işletmeye sağladığı üstünlüklerin ve sakıncaların ne olduğu konusunda yardımcı olamaz. Finansal tabloların dikey yüzdelerle ifade edilmesi. Bilançonun dikey yüzdelerle ifade edilmesi. Dikey analiz tekniğinde bilanço toplamı 100 kabul edilerek her bir varlık aktif ve kaynak pasif kaleminin genel toplama oranı hesaplanır. Ayrıca bilançoda yer alan grup toplamları 100 kabul edilerek her bir kalemin ait olduğu grup toplamı içindeki yüzdesi de hesaplanabilir. Genel toplama göre eşittir, kalemin tutarı çarpı 100, bölü, aktif veya pasif toplamı, eşittir, yüzde. Grup toplamına göre eşittir, kalemin tutarı çarpı 100, bölü, ilgili grubun toplamı, eşittir, yüzde. Dikey yüzdeler hesaplanırken bilanço kalemlerinin indirimleri varsa, net değerleri üzerinden hesaplamaya katılacakları unutulmamalıdır. Çünkü bir kalem genel toplam veya grup toplamı içinde net tutarıyla yer alır. Bilançonun yüzde yöntemiyle analizinde öncelikle inceleme dönemine ilişkin bilanço verilerine gereksinim duyulacaktır. Analiz 3 sütun üzerinde yapılmaktadır. Birinci sütunda ilgili döneme ilişkin bilanço verilerinin tutarları yer almaktadır. İkinci sütunda her kalemin kendi grup toplamı içindeki oranı yer almakta ve üçüncü sütunda ise her kalemin bilanço toplamına olan oranı yazılmaktadır. Gelir tablosunun yüzdelerle ifade edilmesi. Gelir tablosunda net satışlar 100 kabul edilerek, diğer kalemler net satışlar rakamına oranlanır. Bu işlem her gelir tablosu kalemi için ayrı ayrı yapılır.
Gelir tablosu kalemi çarpı 100 bölü net satışlar eşittir yüzde. Bu şekilde bulunacak yüzdelerin yer aldığı tabloya yüzdelerle ifade olunmuş gelir tablosu denir. Bu tabloda ayrıca kalemlere ve bunların mutlak rakamlarına da yer verilir. İzleyen sayfada örnek bir işletmeye ait bilanço ve gelir tablosunun dikey yüzdelerle ifade edilmiş şekli yer almaktadır. Dikey yüzdelere göre analizde yorum esasları. Dikey analiz tekniğinin bilançoda grup toplamları veya genel toplamlar, gelir tablosunda net satışlar üzerinden uygulanması sonucunda her iki tablodaki dikey yüzdeler farklı şeyleri ifade etmektedir. Bilançodaki yüzdeler, kalemlerin grup veya genel toplam içindeki payını gösterirken, gelir tablosundaki yüzdeler ise kalemlerin net satışlar karşısındaki payını göstermektedir. Bu nedenle finansal tabloların dikey yüzdelere göre hazırlanmasından sonra her kalemin hem grup toplamı hem de genel toplam içindeki ağırlığının uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir. Dikkat! Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi, dikey analiz işletmenin varlık ve kaynak yapısı ile dönem net kırının nasıl oluştuğunu açıklayan bir analiz tekniğidir. Bu nedenle de tek bir yıla ait finansal tablo verilerine uygulanmaktadır. Ayrıca birden fazla yılın dikey yüzdeleri karşılaştırılarak yapısal değişim ve gelişim analiz edilebilir ya da başka işletmelerle karşılaştırma yapılması suretiyle işletmenin konumu belirlenebilir. Bu sayede de işletmeyi, kendi içerisinde anlamaya ve diğer taraftan da işletmeyi başka işletmelerle karşılaştırmaya olanak sağlamaktadır. Dikey yüzdelere göre hazırlanmış bilançoların yorumu. Dikey yüzdelere göre düzenlenmiş bir bilançonun yorumlanması aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır: kalem incelemesi, varlık ve kaynak dağılımının incelenmesi. Kalem incelemesi. Kalem incelenmesinin amacı, her bir kalemin ait olduğu grup toplamı ve aktif ve pasif toplamı içerisindeki payının, kalemin özelliği de dikkate alınarak, yeterli büyüklükte olup olmadığını incelemektir. Kalem incelemesi aşağıdaki sıraya bağlı olarak yapılabilir: İlk önce ele alınan kalemin genel veya grup toplam içindeki payı yüzde olarak belirtilir. Kalemin özelliği ve işletmenin türüne göre, ele alınan kalemin payının yeterli, yetersiz ya da gereksiz olup olmadığı belirlenir. Ele alınan bir varlık kalemi ise tek, başına veya onu destekleyecek kalemlerle birlikte nerelerde kullanılacağına bakılır, kullanımlara yetecek kadar ise yeterli. Yetmeyecek ise yetersiz ve gereğinden fazla ise gereksiz olduğu söylenir. Ele alınan kalem yabancı kaynak ise ödenebilirliğine, öz kaynak kalemi ise sermayeyi veya otofinansmanı temsil edişine bakılır. Ele alınan kalemin yüzdesi, varlıklar için tek başına ve onu destekleyici diğer kalemlerle birlikte kullanımlara yetecek büyüklükte, yabancı kaynaklar için ödenebilecek, öz kaynaklar için ortakların varlıklar üzerindeki haklarına ağırlık verdirtecek, büyüklükte ise yeterli olarak kabul edilir. Büyüklük bunların altında ise yetersiz, üstünde ise gereksiz olarak kabul edilir. Ele alınan kalem bir gelir tablosu kalemi ve kar kalemi ise gelir tablosunda kendisinden sonra gelen giderleri karşılayacak bir yüzdeye sahipse yeterli. Karşılayamayacak durumda ise yetersiz olarak kabul edilir. Bu durumda gider kalemlerinin de kendilerinden sonra gelen kar ve gelir unsurlarını azaltmayacak büyüklükte olması istenir. Ele alınan kalemle ilgili olarak ortaya konan durumun geleceğe yönelik olarak işletmenin mali durumuna ve faaliyet sonuçlarına etkisi tahmin edilir. Varlık ve kaynak dağılımının incelenmesi. Varlık ve kaynak dağılımının incelenmesinde bilançoda yer alan grup toplamlarının toplam içerisinde yüzde olarak sahip olduğu pay dikkate alınarak grubun özelliğine ve işletmenin türüne göre bunun yeterli olup olmadığı araştırılır. Bu durumda varlık ve kaynak dağılımının incelenmesi aşağıda yer alan 3 aşamada gerçekleşir: varlık dağılımının incelenmesi, kaynak dağılımının incelenmesi, varlık-kaynak ilişkisinin incelenmesi. Varlık dağılımının incelenmesi. Varlık dağılımının incelenmesi kapsamında öncelikle dönen varlıklar ile duran varlıkların toplamlarının aktif toplamı içerisindeki payları incelenir. İşletmenin faaliyette bulunduğu iş kolu ve fiyat hareketleri varlık dağılımı üzerinde etkilidir. Ticaret işletmelerinde dönen varlıkların duran varlıklardan daha büyük paya sahip olması normal karşılanır. Çünkü bu işletmeler konuları gereği sadece mal ve likit kalemlerle çalışmaktadırlar.
Diğer taraftan, sanayi işletmelerinde bunlara ilave olarak üretim söz konusu olacağından dolayı duran, varlıkların payının dönen varlıklarınkinden fazla olması normal karşılanır. Varlıkların dönen varlıklar ve duran varlıklar arasındaki dağılımı belirlendikten sonra, bu grupları oluşturan unsurların da kendi içindeki dağılımının incelenmesi gerekir. Bu durumda dönen varlıkları oluşturan kalemlerin işletmenin ana faaliyet konusunda başarılı olmasını sağlayacak ve kısa vadeli borçlarını aksatmadan ödeyebilmesini sağlayacak büyüklük ve bileşimde olması gerekir. Dolayısıyla dönen varlıklar sadece birkaç kalemde yayılmamalıdır. Hazır değerlerin, menkul kıymetlerin ve alacakların payının yüksek olması, işletmenin likiditesinin yüksek olduğunu gösterir ve bu durum borç ödeme gücü açısından olumlu olarak yorumlanır. Diğer taraftan stokların nakde dönüşümü diğerlerine göre daha yavaş olduğu için dönen varlıklar içindeki payının çok yüksek olmaması arzulanır. Ancak üretimi ve satışı aksatacak kadar da az stok bulundurulmamalıdır. Alacaklar ise işletme likiditesini destekleyen kalemlerdir. Senetli alacakların vadeden önce nakit yaratma özelliği bulunduğu için ve senetsiz alacaklara göre daha güvenilir oldukları için toplam alacaklar içerisinde senetli alacakların payının yüksek olması da işletmenin lehine yorumlanır. Duran varlıklar için durum ele alınacak olursa, bilindiği gibi duran varlıklar içerisinde genellikle maddi duran varlıklar en büyük paya sahiptir. Bu nedenle de işletmenin gerekli üretim kapasitesini sağlayacak maddi duran varlıklara sahip olması istenir. Maddi duran varlık kalemlerinin gereğinden az olması işletmenin arzulanan üretim ve iş hacmine ulaşamamasına, gereğinden çok olması da maliyet ve gider artışlarına yol açar. Kaynak dağılımının incelenmesi. Kaynak dağılımının incelenmesi, genel dikey yüzdelere göre kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar şeklinde sıralanabilecek ana grupların pasif toplamı karşısındaki dağılımının incelenmesi ve sonra da ana grup yüzdelerine göre grup içi dağılımın incelenmesi olarak iki aşamada incelenir. Ticaret işletmeleri için de sanayi işletmeleri için de öz kaynakların toplam kaynaklar içinde en büyük paya sahip olması istenir. Diğer bir ifadeyle kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamının öz kaynaklardan daha az veya en fazla ona eşit olması istenir. Ancak ülkemizde para ve sermaye piyasasının yeterince gelişmemiş olması ve işletmelerin daha çok şahıs işletmesi veya aile işletmesi şeklinde olması gibi nedenlerle işletmelerin faaliyetlerini daha çok yabancı kaynakla yürütmelerine neden olmaktadır. Yabancı kaynakların kendi içindeki dağılımına bakıldığında uzun vadelilerin kısa vadelilerden yüksek olması arzulanan bir durumdur. Diğer taraftan kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakları oluşturan kalemlerin dikey yüzdeleri incelenerek işletmenin çeşitli kaynaklardan dengeli bir şekilde yararlanıp yararlanmadığı belirlenir. Bu kapsamda finansal borçlar işletmeye faiz yükü getiren kaynaklardır ve faiz giderlerinin işletmenin kırını yok edip etmediğinin dikkate alınması gerekir. Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerde ticari borçların kısa vadeli yabancı kaynaklar içindeki payının yüksek olması da doğal karşılanır. Alınan avanslar ise işletmeye faizsiz ve nakit şeklinde fon girişi sağladığından ve aynı zamanda işletmenin satışları konusunda sıkıntı yaşanmayacağını gösterdiğinden işletme açısından olumlu olarak yorumlanır. Öz kaynaklar ise bilindiği gibi geri ödemesi ve faiz ödemesi olmayan bir kaynaktır ve işletme ortaklarının varlıklar üzerindeki haklarını gösterir. Bu bakımdan öz kaynakların otofinansman yönünü temsil eden kar yedekleri ve dönem kırının en büyük payı alması istenir. Bilindiği gibi otofinansman işletmenin kendi kendini finanse edebilmesidir. Bu nedenle öz kaynakların içinde otofinansmanı temsil eden kalemlerin payının yüksekliği her tür işletme açısından olumlu bir göstergedir. Ancak ortaklarca filan işletmeye yatırılan sermaye büyüklüğü arttıkça kırdan pay alacak hisse sayısı da artacağından ve kırın işletmede kalan kısmı da o oranda azalacak ve işletmenin otofinansman yönü zayıflayacaktır. Diğer taraftan fiktif hareketler nedeniyle ortaya çıkan değerlerin, örneğin yeniden değerleme artışları gibi, öz kaynaklar içerisinde fazla yer tutmaması arzu edilir. Varlık-kaynak ilişkisinin incelenmesi. Varlık-kaynak ilişkisinin incelenmesi kapsamında dönen ve duran varlıkların hangi kaynaklarla finanse edildiği ve bu finansman şeklinin işletme açısından uygun olup olmadığı incelenir.
aktif ve pasif toplamlarının yüz olarak kabul edilmesi sayesinde böyle bir inceleme yapılabilmektedir. Dönen varlıkların başta kısa vadeli yabancı kaynaklardan olmak üzere günlük faaliyetlerin sürdürülebilmesi için, yani net çalışma sermayesinin oluşabilmesi için öz kaynaklardan veya uzun vadeli yabancı kaynaklardan da finanse edilmiş olması gerekir. Duran varlıklar ise öz kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmelidir. Böyle bir durum, işletmenin kısa vadeli borçlarını mevcut dönen varlıklarla ödeyebildiğinden başka üretim, satış ve gider karşılamada başarılı olacağı ve bunun sonucunda dönem kırılığının daha da kuvvetleneceği anlamına gelir. Aksi bir durumda ise, yani kısa vadeli yabancı kaynakların genel dikey yüzdesinin dönen varlıkların dikey yüzdesinden büyük olması durumunda, net çalışma sermayesi noksanı söz konusu olacaktır. Bu nedenle de işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyemeyeceği ve mali gücünün sarsılarak zarara uğrayacağı söylenebilir. Ancak bütün bunların yanında dönen varlıkların kısa vadeli borçlardan büyük olması her zaman yeterli olmaz. Dönen varlıklar aynı zamanda nakit, mal ya da hizmet şeklinde ödenecek kısa vadeli borçları. Müşteri taleplerini ve üretimi karşılayacak çeşitlilikte kalemleri içermelidir. Dönen varlıkların likit yapısının nakitle ödenecek borçları, stoklar kaleminin mal teslim edilerek ödenecek borçları karşılayıp karşılayamayacağı incelenir. Ayrıca aralarında doğrudan ilişki bulunan varlık ve kaynak kalemlerinin genel toplama göre bulunmuş dikey yüzdeleri karşılaştırılmalıdır. Örneğin, ticari borçlar ve stoklar ilişkisi gibi. Dikey yüzdelere göre hazırlanmış gelir tablolarının yorumu. Hatırlanacağı gibi gelir tablosunun dikey yüzdelere göre analizinde her kalemin net satışlar karşısındaki oransal önemi incelenmekteydi. Bu nedenle her bir gelir tablosu kaleminin net satışlara göre oransal büyüklüğünün, kalemin özelliği de dikkate alınarak hasılat ve kârlılık açısından yeterli ve uygun olup olmadığı incelenir. Hasılat ve kar kalemleri açısından yeterli büyüklük, kendilerinden sonra gelen gider ve zararları karşılayıp diğer bölümlere ve dönem net kârına katkıda bulunacak büyüklükte oluşlarıyla ölçülür. Kar kalemlerinin net satışlar karşısındaki payı ne kadar yüksekse o kadar iyidir ve dönem kârına katkısı itibarıyla değerlendirilir. Dönem kârına katkıda bulunamıyorsa dikey yüzdesi yetersizdir. Ayrıca dönem kârının dikey yüzdesinin yeterliliği incelenirken, onun da daha çok işletmenin ana faaliyet konusundan kaynaklanıp kaynaklanmadığına, otofinansman ve kar dağıtımına olanak sağlayıp sağlamadığına bakılır. Durum gider ve zarar kalemleri açısından ele alınacak olursa, bu kalemlerin dikey yüzdelerinin yeterli ve uygun büyüklükte olup olmadıkları incelenirken gelir tablosunda kendilerinden önce gelen hasılat ve kârı yok edecek kadar büyük olup olmadıkları, ancak üretimin ve hizmetin de kalitesini düşürecek kadar az olup olmadıkları araştırılır. Bu nedenle de bazı gider ve zararların, örneğin, olan dışı gider ve zararlar gibi, hiç olmaması arzulanır. Gelir tablosuna yönelik olarak eğer dinamik analiz yapılacaksa, yani birbirini izleyen dönemlere ilişkin dikey yüzdelere göre ifade edilmiş gelir tabloları karşılaştırılacaksa ya da rakip işletmelerin dikey yüzdelerle ifade edilmiş gelir tabloları karşılaştırılacaksa öncelikle statik analiz yapılır, daha sonra dikey yüzdelerde görülen değişmeler incelenir. Dikey yüzdeler analiz tekniğine yönelik uygulama örneği. Bu bölümde dikey yüzdeler analiz tekniğine yönelik bir uygulama örneği verilmiştir. Aşağıda X Konserve Sanayi AŞ'nin 2010 yılına ait bilançosu ve gelir tablosu ile bu tablolar üzerinde düzenlenmiş dikey yüzdeler yer almaktadır. Bilançoya ait dipnotlardan bazıları aşağıda gösterilmiştir. Ticari alacakların dağılımı. Alıcılar 18.096.679, alacak senetleri 6.854, verilen depozito ve teminatlar 0, diğer kısa vadeli ticari alacaklar 32.944, alacak riskontu eksi 347.083, şüpheli alacaklar karşılığı eksi 45.023. Maddi duran varlıkların dağılımı. Maddi duran varlıklar 18.775.683, arazi ve arsalar 28.390, yerüstü ve yeraltı düzenleri 0, binalar
19.900.297, makine, tesis ve cihazlar, 25.792.799, taşıt araç ve gereçleri, 913.649, döşeme ve demirbaşlar, 2.287.112, diğer maddi duran varlıklar, 0, birikmiş amortismanlar, eksi, 30.146.564, yapılmakta olan yatırımlar, 0, verilen sipariş avansları, 0. Maddi duran varlıklar azalan bakiyeler metodu kullanılarak, %40 oranında amortismana tabi tutulmaktadır. Ayrıca işletmenin stoklarının neredeyse tamamı mamullerden oluşmaktadır. İşletmenin dikey yüzdelere göre hazırlanmış gelir tablosu da aşağıdaki gibidir. Varlık dağılımının incelenmesi. İşletmenin 2010 yılı itibarıyla toplam varlıklarının %76-97'si dönem varlıklardan, %23-03'ü duran varlıklardan oluşmaktadır. Dönem varlık ağırlıklı aktif yapısına sahip olan bu işletme, aynı zamanda bir sanayi işletmesidir. Bu nedenle de varlık dağılımının duran varlıklar açısından yetersiz olduğu söylenebilir. Çünkü hatırlanacağı gibi sanayi işletmelerinin daha çok duran varlık ağırlıklı çalışmaları uygun olarak kabul edilebilir. Dönem varlıkların kendi içindeki dağılımı incelendiğinde, 24 ile stokların birinci sırayı aldığı görülmektedir. Bu oran yüksek bir oran olarak kabul edilebilir. Çünkü işletmenin stok bulundurma politikaları, satışlardaki artışa bağlı olarak üretimdeki artış ya da satışların beklenen düzeyde gerçekleşmemiş olması nedeniyle eldeki stokların birikmiş olmasından kaynaklanabilir. Dolayısıyla stokların payının bu denli fazla olmasına bağlı olarak stok devir hızının da ayrıca incelenmesi gerekir. Bu durumda işletmenin stok devir hızı yüksek ise stokların toplam aktif içindeki ya da dönem varlık grubu içindeki payının yüksek olmasının likiditeyi olumsuz etkilemeyeceği söylenebilir. Ancak üretilen ürünün niteliği itibarıyla bozulma riski de göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer taraftan kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisinde alınan sipariş avanslarının dikey yüzdesi hesaplandığında bu oranın dikkat çekecek kadar yüksek bir paya sahip olduğu görülmektedir. Bu durumda işletmenin mamullerinin satışı ile ilgili bir problem yaşamadığı rahatlıkla söylenebilir. Varlık dağılımının incelenmesinde görüleceği gibi ikinci sırada, 94 ile kısa vadeli ticari alacaklar yer almaktadır. Bilindiği gibi satışların arttırılması için kredili satış yapılması en doğal yoldur. Örneğimizden de görüldüğü gibi ticari alacakların payı, hazır değerlerden fazla olduğundan dolayı işletmenin kredili satışlara ağırlık verdiği söylenebilir. Ancak alacakların işletmenin nakit durumuna katkı sağlayabilmesi için bunların vadelerinde tahsil edilmeleri şarttır. Ancak ticari alacaklarla ilgili dipnota baktığımızda, işletmenin ticari alacaklarının çok büyük çoğunluğunun senetsiz ticari alacaklardan oluştuğunu görmekteyiz. O halde bu ticari alacaklara yönelik olarak işletmede etkin bir tahsilat politikası yoksa ve buna bağlı olarak alacak devir hızı düşükse, alacakların nakde çevrilmesi açısından işletmenin sıkıntı yaşayacağı söylenebilir. Varlık dağılımının incelenmesinde yine görüleceği gibi üçüncü sırada hazır değerler yer almaktadır. Dönem varlıkların %9,60'ını ve aktif toplamının %7,39'unu hazır değerler oluşturmaktadır. Bilindiği gibi hazır değerler, menkul kıymetlerle birlikte işletmenin en likit kalemlerini oluşturmaktadır. Ancak likiditeye katkıda bulunacak menkul kıymetlerin bulunmadığı ve alacakların çoğunluğunun senetsiz alacak olduğu göz önünde bulundurulduğunda, hazır değerlerin payının işletme açısında yeterli büyüklükte olmadığı söylenebilir. Duran varlıkların dağılımı incelendiğinde, duran varlıkların neredeyse tamamı maddi duran varlıklardan oluşmaktadır. Maddi duran varlıklar, işletmenin faaliyetlerinde kullandığı varlık unsurlarından oluşmaktadır. Bu durum, işletmenin faaliyetlerini kendi mülkiyetindeki duran varlıklarla gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bilançoda maddi duran varlıklar net değerleriyle gösterilmektedir. Ancak maddi duran varlıkların dağılımını gösteren dipnottan da görülebileceği gibi amortisman büyüklüğü de maddi duran varlıkların dikey yüzdesinin düşük çıkmasına neden olmuştur.
Ayrıca maddi duran varlıklara yönelik azalan kalanlar üzerinden amortisman hesaplanıyor olması da maddi duran varlıkların aktife ilk girdiği yıllar itibariyle daha fazla amortisman gideri hesaplanmasına neden olacağından dolayı maddi duran varlıkların defter değerinin düşük çıkmasına neden olmuştur. Bütün bunların yanında işletmenin %7,82 oranında yan faaliyete de yatırım yaptığı görülmektedir. Ancak her ne kadar duran varlıkların büyük çoğunluğu maddi duran varlıklardan oluşuyor olsa da, yine de bir üretim işletmesi açısından duran varlıkların payının toplam varlıklar içerisinde düşük olduğu söylenebilir. Kaynak dağılımının incelenmesi. Kaynak dağılımına bakıldığında toplam kaynakların %40-46'sı kısa vadeli yabancı kaynaklardan, %5-88'i uzun vadeli yabancı kaynaklardan ve %53,65'lik kısmı da öz kaynaklardan oluşmaktadır. Bu durumda büyüklük sırasına göre öz kaynaklar önde gelirken, ikinci sırada kısa vadeli yabancı kaynaklar yer almaktadır. Öz kaynakların payının yüksek çıkması, ortakların aktif üzerindeki hakları açısından ve alacaklıların güvencede olması açısından olumlu olarak karşılanabilir. Öz kaynakların %35,05'i yeniden değerleme değer artışı, %19'u yedekler, %23'ü dönem kârı ve %22'si sermayeden oluşmaktadır. Bu durumda kâr yedekleri ve dönem net kârının yüzdelerinin öz kaynaklar içinde çok da yeterli büyüklüğe sahip olmadığı görülmektedir. Yani işletmenin otofinansman bakımından çok yeterli güce sahip olmadığını söyleyebiliriz, çünkü yeniden değerleme artışları gereç olmayan, fiktif bir kaynak unsurudur. Bu durumda yabancı kaynağa gereksinim olacaktır. Yabancı kaynaklara bakıldığında ise, yabancı kaynakların dikey yüzdelerinin toplamının %40,46, %5,88, öz kaynakların dikey yüzdesinin altında olduğu görülmektedir. Böyle bir durumda işletmenin faiz yükü altında ezilmeyeceği söylenebilir. Yabancı kaynakların kendi aralarındaki dağılımı incelendiğinde ise işletmenin ağırlıklı olarak kısa vadeli borçlanmaya gittiği görülmektedir. Çünkü kısa vadeli yabancı kaynakların dikey yüzdesi, uzun vadeli yabancı kaynakların dikey yüzdesinden daha yüksektir. Bu durum ilk bakışta kısa vadeli borçların geri ödenebilmesi açısından sıkıntı yaratabilir. Ancak kısa vadeli, yabancı kaynakların kendi dağılımı incelendiğinde ticari borçların ve alınan sipariş avanslarının ağırlıklı olduğu ve finansal borçların ise ikinci planda kaldığı görülmektedir. Bu durumda işletmenin almış olduğu siparişleri karşılayabilmek için aldığı avans karşılığında stoklara yatırım yaptığını, dolayısıyla aynı zamanda da büyük oranda satıcı kredilerinden faydalandığını göstermektedir. Varlık ve kaynak ilişkisinin incelenmesi. Dönen varlıklar aktif toplamının %76-97'sini oluşturmakta, kısa vadeli yabancı kaynaklar ise pasif toplamının %40-46'sını oluşturmaktadır. Bu durumda kısa vadeli yabancı kaynakların tümünün dönen varlıkların finansmanında kullanıldığı açıktır. Dolayısıyla işletme, net çalışma sermayesine sahiptir ve işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü bulunmaktadır. Dönen varlıkların %40-46'lık kısmının kısa vadeli borçlar tarafından finanse edilip, %36-51'lik kısa vadeli yabancı kaynakla finanse edilemeyen kısmının öz kaynaklar ile finanse edildiği söylenebilir. Çünkü uzun vadeli yabancı kaynakların dikey yüzdesi son derece düşüktür. Ayrıca öz kaynakların pasif toplamına oranı, dönen varlıkların finanse edilecek kalan kısmını karşılamaya yetmektedir. Öz kaynaklar grubundaki dönem net kârının pasif toplamına olan oranı %12,54'dür. Bu durumda dönen varlıkların finansmanında dönem net kârının yanında diğer öz kaynak unsurlarının da kullanıldığı söylenebilir. Ancak öz kaynaklar içerisinde yer alan yeniden değerleme değer artışı bilindiği gibi, maddi duran varlıklarla ilgilidir. Bu durumda maddi duran varlıkların en büyük finansman kaynağının yeniden değerleme artışı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu kalemin dönen varlıkların finansmanı ile ilgili olmadığı söylenebilir. Net çalışma sermayesinin finansmanında uzun vadeli borçlarda yer alan borç ve gider karşılıkları yanında dönem net kârı ve yedeklerin kullanıldığı söylenebilir. Kısa vadeli yabancı kaynaklar, stoklarla karşılanacak alınan avansların dışında tamamen nakitle ödenecek borçlardan oluşmaktadır. Genel toplama göre alınan avanslar %11,42 iken stoklar %42,
%52'lik paya sahiptir. Dolayısıyla stokların müşteri siparişlerini karşıladıktan başka satışlara ve üretime yetecek büyüklükten hayli fazla olduğu söylenebilir. Ayrıca alınan avanslar kaleminin dikey yüzdesi düşüldükten sonra kalan kısa vadeli yabancı kaynakların dikey yüzdesi %40,46, %11,40 olan %29,06 için %7,39'luk paya sahip hazır değerlerin yetmediği söylenebilir. Yani nakit cinsinden ödenecek borçlar için eldeki nakit değerler yetmemektedir. Bunun için ikinci derecen likit kalem olan alacaklara bakıldığında ise hatırlanacağı gibi alacakların çok büyük bir bölümü senetsiz alacaklardan oluşmaktadır ve alacakların vadesinde tahsil edilememe durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyememe riski bulunmaktadır. Bu nedenle işletme, kısa vadeli borçlarını ödeyebilmek için yeniden borçlanma yolunu seçebilir ve bu durumda işletmenin borcunu borçla finanse etmesi anlamını taşımakta ve işletmeye faiz yükü getirme riskini taşımaktadır. Sonuçta bu işletmenin dönen varlıklarının dikey yüzdesinin kısa vadeli yabancı kaynaklardan yüksek olması, bu borçların rahatlıkla ödenebildiği anlamını taşımamaktadır. Dönen varlıkları oluşturan kalemlerin bileşimine bakıldığında, borç ödemede kullanılacak likit değerlerin biraz daha ağırlıklı olması gerekir. Bu nedenle de etkin bir alacak tahsil politikasının bulunması, yani likiditeye katkıda bulunacak alacakların tahsilinde herhangi bir problemle karşılaşmaması gerekir. Bütün bunlara ilave olarak siparişleri karşıladıktan sonra dönen varlıklar içerisinde en büyük paya sahip stoklarının dönüşümünü sağlamak da son derece önemlidir. Gelir tablosunun analizi. Brüt satışların net satışlara oranı %102,79'dur. Satış indirimleri, net satışların %2,79 oranında gerçekleşmiştir. Yani brüt satışlar, net satışlara çok yakındır. Bu nedenle de bu büyüklük yeterli sayılabilir, çünkü hasılat bakımından işletmenin satış iade ve iskontoları nedeniyle pek kayıp vermediğini göstermektedir. Diğer taraftan satışların maliyetinin dikey yüzdesi ise %68,37'dir. Bu oran oldukça yüksek olmasına rağmen satışlardan sağlanan net hasılatı yok edecek düzeyde değildir. İşletme brüt satış kırına ulaşmıştır. Bu nedenle de işletme satış yaptıkça satışların maliyetinin doğması doğal karşılanabilir. Ancak kaliteden ödün vermeden satışların maliyetinin net satışlar karşısındaki payının azaltılarak brüt kar marjının arttırılması sağlanmalıdır. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi işletmenin ana faaliyet konusuna giren mamul satışlarından sağladığı kar, net satışların %31,63 düzeyindedir. Yani her 100 liralık satışın 31,63 liralık kısmı işletmede kar olarak kalmıştır. Ancak işletmenin faaliyet konusu ile ilgili olan ve satışların maliyetine yüklenemeyen ve bu nedenle de doğrudan dönem gideri yazılan faaliyet giderleri de bu kırla karşılanmak zorundadır. Faaliyet giderlerinin dikey yüzdesi %15,22'dir. İşletmenin brüt satış kârı, bu giderleri karşılayabilmekte ve işletmenin ana faaliyetlerinden dolayı kar elde etmesini sağlamaktadır. Bu durumda en azından şimdilik brüt satış kârının işletmenin dönem kârına katkıda bulunabilecek yeterlilikte olduğu söylenebilir. Faaliyet giderlerinin %15,22'lik payı normal karşılanabilir. Bu kalemin dikey yüzdesi faaliyet kârının payının azalmasına yol açmaktadır. Ancak işletmenin ertesi dönemin kazanma gücünü arttıracağı için yine de normal karşılanabilir. Faaliyet kârının net satışlar karşısındaki payı %16,41 olarak gerçekleşmiştir. Yani işletmenin ana faaliyet konusu kapsamında sağladığı hasılatın, buna yönelik olarak katlanılan tüm giderleri karşıladıktan sonra her 100 liralık satışın 16,41 lirası işletmede kar olarak kalmıştır. Bu kırla işletmenin ana faaliyet konusu dışında kalan yan faaliyet giderleri ve olan dışı giderler de karşılanabilmeli ki işletme dönem kırına ulaşabilsin. Yan faaliyet giderlerinin net satışlar karşısındaki payı çok azdır. Yani finansman giderlerinin dikey yüzdesi %0,88 ve diğer faaliyetlerden olan gider ve zararların dikey yüzdesi de %0,68'dir. İşletmenin düşük düzeyde finansal borç kullanmış olması nedeniyle finansman giderlerinin dikey yüzdesi de düşük çıkmıştır.
Bu durumda yan faaliyetlerin işletmenin ana faaliyet konusunda elde ettiği kârı eritmediği söylenebilir. Ayrıca işletmenin yan faaliyetleri nedeniyle sağlamış olduğu olağan gelir ve kârların büyüklüğü %3.97'dir. Bu nedenle yan faaliyetlerin az da olsa işletmenin ana faaliyetlerini desteklemiş olduğu görülmektedir. Yani işletme yan faaliyet giderlerini yan faaliyet gelirleriyle karşılayabilmiş ve hatta geriye kala kısım ile işletmenin ana faaliyetine katkıda bulunulmuştur. Bu durumda sürekliliği olan tüm faaliyetler sonucu olarak olan kâr rakamına ulaşılmıştır. Bu kârın net satışlar karşısındaki payı %18.82'dir. Dönemin tüm faaliyet sonuçları olarak dönem kârının net satışlar karşısındaki payı %18.16'dır. Yani olan kâra göre dönem kârının dikey yüzdesi az da olsa azalmıştır. Elde edilen bu pay işletmenin tüm faaliyetlerinin sonucudur. Bu kârın büyük bir kısmı ana faaliyet konusundan sağlanmış ve küçük bir kısmı da sürekliliği olan yan faaliyetlerle desteklenmiştir. Vergi düşüldükten sonra ulaşılan dönem net kârının net satışlar karşısındaki payı %11.48'dir. Yani bu pay işletmede kalacak olan kârdır. Bu kârdan hem ortaklara kâr payı dağıtılacak, hem de işletmenin büyümesini finanse etmek, zararlı yıllarda kâr dağıtabilmek vb. amaçlarla işletmede bırakılacaktır. Dolayısıyla dönem net kârının kâr payı dağıtımına ve otofinansmana olanak sağlayacak büyüklükte olması gerekir. Bu dikey yüzdenin yeterli büyüklükte olup olmadığı geçmiş yıllara ait dikey yüzdeler ile rakip işletmelerin 2010 yılına ait dikey yüzdelerinin karşılaştırılması yoluyla anlaşılabilir. Ayrıca dönem net kârının dikey yüzdesi bilançoda toplam kaynaklar karşısındaki dikey yüzdesi ile karşılaştırılabilir. Bu durumda dönem net kârı toplam kaynakların %12.54'ünü, öz kaynakların ise %23.37'sini oluşturmaktadır. Görüldüğü gibi dönem net kârının hem toplam kaynaklar hem de öz kaynaklar içerisindeki payı oldukça iyi sayılabilir ve neredeyse net satışlar karşısındaki payına çok yakındır. Ödenmiş sermayenin dikey yüzdesine bakıldığında toplam kaynakların %11.82'si öz kaynaklarında %22.02'sini oluşturmaktadır. Bu durumda ortaklara dağıtılacak kâr payı düşük olabilir. Ancak otofinansmanı temsil eden kâr yedeklerinin dikey yüzdesi toplam kaynakların %10.46'sı, öz kaynakların ise %19.50'sini oluşturmaktadır. Dolayısıyla kâr yedeklerinin dönem kârını düşük düzeyde destekleyeceği ve bu nedenle de dönem net kârının otofinansmana katkıda bulunacağı söylenebilir, ancak yine de kâr dağıtımı için yeterli sayılmayabilir. Bu nedenle de dönem net kârının net satışlar karşısındaki payının yetersiz olduğu söylenebilir. Özet. Dikey analiz tekniğinde finansal tablolarda yer alan her kalem, aynı tabloda yer alan belirli bir kaleme veya toplama oranlanmakta ve bulunan yüzdelere göre ifade edilmektedir. Bu analiz tekniği tek döneme ait finansal tabloların analizinde kullanılmaktadır ve bu nedenle de statik bir analiz türüdür. Ancak istendiği takdirde yüzde yöntemine göre hazırlanmış birden fazla döneme ilişkin finansal tabloların dikey yüzdelerinin karşılaştırılması yapılarak bu analiz tekniğine dinamik bir nitelik kazandırılabilir. Bilançonun dikey yüzdelerle ifade edilebilmesi için bilanço toplamı 100 kabul edilerek her bir varlık aktif ve kaynak pasif kaleminin toplama oranı hesaplanır. Ayrıca bilançoda yer alan grup toplamları 100 kabul edilerek her bir kalemin ait olduğu grup toplamı içindeki yüzdesi de hesaplanabilir. Gelir tablosunun dikey yüzdelerle ifade edilebilmesi için ise net satışlar 100 kabul edilerek diğer kalemlerin net satışlar rakamına oranlanması esası uygulanır. Bu işlem her gelir tablosu üzerinde ayrı ayrı yapılır. Dikey analiz tekniğinin bilançoda grup toplamları veya genel toplamlar, gelir tablosunda net satışlar üzerinden uygulanması sonucunda her iki tablodaki dikey yüzdeler farklı şeyleri ifade etmektedir. Bilançodaki yüzdeler, kalemlerin grup veya genel toplam içindeki payını gösterirken, gelir tablosundaki yüzdeler ise kalemlerin net satışlar karşısındaki payını göstermektedir. Bu nedenle finansal tabloların dikey yüzdelere göre hazırlanmasından sonra her kalemin hem grup toplamı hem de genel toplam içindeki ağırlığının uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir.
Dikey yüzdelere göre düzenlenmiş bir bilançonun yorumlanması aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır. Varlık dağılımının incelenmesi, kaynak dağılımının incelenmesi, varlık-ay kaynak ilişkisinin incelenmesi. Varlık-ay kaynak ilişkisinin incelenmesi kapsamında ise dönen ve duran varlıkların hangi kaynaklarla finanse edildiği ve bu finansman şeklinin işletme açısından uygun olup olmadığı incelenir. Aktif ve pasif toplamlarının yüz olarak kabul edilmesi, böyle bir incelemenin yapılmasına olanak tanımaktadır. Gelir tablosunun dikey yüzdelere göre analizinde ise, her kalemin net satışlar karşısındaki oransal önemi incelenir. Bu nedenle her bir gelir tablosu kaleminin net satışlara göre oransal büyüklüğünün kalemin özelliği de dikkate alınarak hasılat ve kârlılık açısından yeterli ve uygun olup olmadığı analiz edilir.